Hadi başlayalım. 4s kare orbitalinin hal fonksiyonu nedir? Clicker sorusu için son 10 saniye. Pekala. Çok iyi. Herkes orbital isimlerinden hal fonksiyonlarına geçişi öğrenmiş gibi görünüyor. Bu önemli. Clicker sorusuna biraz daha ayrıntılı bakalım. Problem setinizi yaparken bu tür sorular size zor gelebilir. Fakat gerçekten bir hal fonksiyonunda kaç tane farklı orbital olduğunu kolayca bulabilirsiniz. İkinci clicker sorusuna geçelim ve bir tane daha yapalım. İki tane kuantum sayısına sahip bir atomda kaç tane orbital bulunur? Diyelim ki bu kuantum sayıları n eşit 4 ve l eşit -2 olsun. Bu kuantum sayılarında kaç tane farklı orbitale sahip olabilirsiniz? Bu hafta sonu baktıysanız problem setinizde benzerleri var. Bu soru size aşina gelebilir. Son 10 saniye. Çoğunuz doğru yapmış. Bu iyi bir başlangıç oldu. Fakat bazılarınız çelişkili cevaplar vermiş. Hadi bu soruya bir bakalım. Söylediğimiz şuydu. N eşit 4, ML eşit -2. N eşit 4 ise L'nin sahip olacağı en yüksek değer nedir? 3. L'nin alacağı en yüksek ikinci değer nedir? 2. Tamam. Bu orbital de mümkündür. L1 için ne düşünüyorsunuz? Olabilir mi? Hayır, olamaz. L1 olduğunda ML -2 olamaz. Manyetik kuantum sayısı -L, 0 artı L değerleri alabilir. Yani L eşit 1 mümkün değildir. Çünkü başlangıçtaki şartlara uymaz. Bu durumda sadece iki farklı L değeri dikkate alınır. M değerini zaten biliyoruz. Şimdi orbitalleri sayalım. Orbitaller 3 kuantum sayısıyla tanımlanır. Sonuçta 2 orbital vardır. Herhangi bir kuantum sayısı kombinasyonu görürseniz kaç tane orbital olacağına hemen karar vermeyin. Sizi yanıltabilir. Bütün olasılıkları yazarak denemelisiniz. Bugün hidrojen atomunu bitireceğiz. Pazartesi günü s orbitallerinin radyal olasılık dağılımını konuşmaya başlamıştık. Onu bitirelim ve p orbitallerini konuşmaya devam edelim. S orbitallerinde yaptığımız gibi önce şekillerine bakacağız. Sonra radyal olasılık dağılımına geçeceğiz. Daha sonra s ve p orbitallerinin farklı yarıçaplarının radyal olasılıklarını mukayese edeceğiz. Bunu da yaptıktan sonra çok elektronlu atomlara geçeriz. Dikkat ettiğiniz gibi şimdiye kadar yaklaşık 6,5 ders yaptık ve bu süre içinde sadece tek elektronlu sistemleri konuştuk. Sadece hidrojen atomunu anlattık. İleriye projeksiyon yaparsak yarı yıl sonuna kadar ancak karbon atomuna kadar gelebileceğimizi düşünebilirsiniz. Sizi temin ederim, dönem sonuna kadar her atom için 6 ders ayırmayacağım. Aslında hidrojen atomu için öğrendiğimiz bütün prensipleri çok elektronlu atomlara uygulayacağız. Fakat bazı değişiklikler yapacağız. Elektron-elektron itme terimlerini ilave edeceğiz. Aynı genel fikirleri kullanarak herhangi bir çok elektronlu atomu düşünebileceğiz ve Schrödinger eşitliğini kullanarak çok elektronlu sistemleri uygulayacağız. Karbon atomundan bahsedecek olmamız çok iyi haber. Çünkü organik kimyacıyım. Karbon atomunu çok severim. Anlatmak istediğim favori atomlarımdan biridir. Bu noktadan sonra karbon bağları gibi, karbonun tepkimeleri gibi ilginç şeylerden bahsedebileceğiz. Çok elektronlu atomlar hakkındaki düşündüklerimizi ve yorumlarımızı bitirdikten sonra bunun gibi diğer ilginç şeyler hakkında konuşabileceğiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Pazartesi günü bir dalga fonksiyonu için Schrödinger eşitliğinin çözümünü tartışmıştık. Schrödinger eşitliğinin çözümüne baktığımızda şunu görmüştük. Hidrojen atomunun veya bir orbitalin dalga fonksiyonunu tam olarak tanımlamak için 3 farklı kuantum sayısına ihtiyacımız vardı. Gerekli olan sadece en baş kuantum sayısı değildi. Ki enerjiyi belirtmek için bu kuantum sayısı gereklidir. Ayrıca L ve ML kuantum sayılarına da ihtiyacımız vardı. Bununla ilgili bir clicker sorusunu biraz önce yaptık. Ayrıca şunları konuşmuştuk. Dalga fonksiyonlarına ne deriz? Dalga fonksiyonu ne anlama gelir? Bu gibi soruların cevabını vermiştik. Klasik terimlerle düşünecek olursak, dalga fonksiyonlarına resmetmenin bir yolu yoktu. Ama dalga fonksiyonunun karesi için bir yorum yapabilirdik. Bir dalga fonksiyonu seçip onun karesini alabilirdik. Bu bir atomda belli bir noktada elektronun bulunma olasılığına eşit olacaktı. Genel şekli görebilmek açısından oldukça faydalı bir terimdir. Fakat aslında bir elektronun çekirdekten ne kadar uzak olduğu ile ilgileniyorsak olasılık yoğunluğunu konuşmak yerine radyal olasılık yoğunluğu konuşmak çok daha faydalı olacaktır. Radyal olasılık yoğunluğu çekirdekten belli bir uzaklıktaki çok ince bir küre yüzeyinde elektronun bulunma olasılığıdır. Uzaklık R olarak tanımlanmıştır. Çok çok ince küresel kabuk ise dr ile ifade edilmiştir. Radyal olasılık dağılımı kısaca çekirdekten belli bir R uzaklığında çok ince bir kabukta elektronun bulunma olasılığıdır. Şimdi radyal olasılık dağılımının formülüne bakabiliriz. Bu 1s orbitali için radyal olasılık dağılımının grafiği ve formülüdür. Şüphesiz küresel simetriktir. P ve D orbitallerini konuştuğumuzda biraz farklı olduğunu göreceğiz. Burada eşitliklere girmeyeceğiz. Ama bu size radyal olasılık dağılımının ne olduğu hakkında bir fikir verir. Yapacağımız şey olasılık yoğunluğu yerine biraz önce bahsettiğimiz olasılığı koymaktır. Olasılık yoğunluğunun dalga fonksiyonunun karesi olduğunu biliyoruz. Bunu belli bir R uzaklığındaki çok ince küre yüzeyi ile çarpacağız. Buradaki hacim aslında yüzey alanıdır. Yani 4pi R karedir. Ve bunu dr kalınlığı ile çarparız. Bu hacim terimini alıp olasılık yoğunluğu ile çarparsak, çekirdekten belli bir R uzaklığında elektronun bulunma olasılığını elde ederiz. Pazartesi günü dersin sonunda bir örnek vermiştik. Hidrojen atomunun bir s orbitalinin grafiğini çizmiştik. Bu yarıçapın fonksiyonu olarak çizilmiş radyal olasılık dağılım grafiği idi. Bu grafik radyal olasılık eğrisini veriyordu. Yani çekirdekten belli bir uzaklıkta elektronun maksimum bulunma olasılığı vardı ve buna en olası yarıçap dedik. Hidrojen atomunun bir s orbitalinde en olası yarıçap a0 uzaklığına karşılık gelir. Hatırlayın, bu Bohr yarıçapıdır ve bir sabittir. Bohr modelini konuşmuştuk. Bu modelde yarıçap belli bir uzaklıktaydı. Klasik bir modeldi. Elektron çekirdekten tam bu uzaklıkta bulunur diyordu. Kuantum mekaniğinde bu doğru değildir. Bunun yerine çekirdekten belli bir uzaklıkta elektronun bulunma olasılığından söz edilir. Burada bir s orbitalinde en olası yarıçap a0 Bohr yarıçapına karşılık gelir. Şimdi bahsedeceğimiz şeyi anlatmak bende biraz stres yaratır. Çünkü öğrencilere karışık gelir. Elimden geldiği kadar izah etmeye çalışayım. Farklı düğümler ve olasılığın olmadığı alanlar hakkında konuşalım. Radyal olasılık dağılım grafiğinde her zaman R'nin 0 olduğu bir yer vardır. Başlangıçta sezgisel olarak tersmiş gibi görünebilir. Çünkü çekirdek üzerinde olasılık yoğunluğunun en büyük olduğunu biliyoruz. Bir hacim içindeki olasılığa göre çekirdek üzerinde elektronun bulunma olasılığı çok yüksektir. Fakat burada olasılık yoğunluğunu bir hacimle küre yüzeyi üzerindeki bir hacim ile çarpıyoruz. Burada R'yi 0 olarak tanımladığımızdan aslında olasılık yoğunluğunu 0 ile çarpıyoruz demektir. Bu radyal düğüm değildir. Bu grafiğin başlangıç noktasıdır. Çünkü olasılık yoğunluğunun 0 ile çarpılmasından elde edilir. Şimdi diğer dalga fonksiyonlarının radyal olasılık dağılımlarına bakalım. Diğer orbitallerin dalga fonksiyonlarını inceleyelim. 2s ve 3s orbitali gibi. Bunların radyal olasılık dağılımlarını nasıl çizeceğimizi bir görelim. Şimdi grafiğini çizebiliriz. Burası yarıçaptır. Burası da radyal olasılık dağılımı. 2s orbitali için buna benzer bir grafik elde edilir. Sıfırdan başladık. Burada bir düğüm var. Burası da en olası yarıçap. 2s orbitali için 6 sıfıra eşittir. Radyal olasılık dağılımının bize ne söylediğine bir bakalım. Hidrojen atomunun 2s orbitalindeki bir elektron, 1s orbitalinden 6 kat daha uzakta bulunur. Diğer bir deyişle, hidrojen atomunun birinci uyarılmış hali, temel halinden yani 1s orbitalinden çok daha uzaktadır. Yarıçap daha büyüktür. Büyük dediğimizde konuştuğumuz şeyin klasik bir tanım olmadığını hatırlatırım. Olasılıktan söz ediyoruz. En olası yarıçapın çekirdekten çok daha uzak olduğunu ifade etmek istiyoruz. Şimdi 3s orbitaline bakalım. Burası 3s orbitalinin yarıçapı, burası da radyal olasılık dağılımı. 3s orbitalinde buna benzer bir grafik elde ederiz. Bunu ders notlarına çizebilirsiniz. En olası yarıçap burasıdır. 3s orbitalinde en olası yarıçapın değeri 11.5a0'dır. Şimdi bu konuda sorumlu olduğunuz yerleri göstereyim. Hidrojen atomun 1s orbitalinin en olası yarıçapının a0'a eşit olduğunu bilmelisiniz. 2s'in 1s'ten daha büyük olduğunu, benzer şekilde 3s'in de 2s'ten daha büyük olduğunu bilmelisiniz. Yani yarıçapın gittikçe arttığını bilmelisiniz. Ama 2s'in 1s'ten 6 kat daha uzakta olduğunu veya 3s'in 1s'ten 11,5 kat daha uzakta olduğunu bilmek zorunda değilsiniz. Sadece eğilimi bilmeniz yeterli olur. Şimdi başka bir noktaya dikkatinizi çekeceğim. Bu grafiklerde düğümler görmektesiniz. 2s orbitalinde kaç tane radyal düğüm olacağını hesaplamıştık. Bir tane düğüm olduğunu biliyoruz. Peki 3s orbitalinde kaç düğüm vardır? Evet, 2 tane. R eşit 0'dakini radyal düğüm olarak saymamışsınız. Memnun oldum. Düğüm sayısını formülden de hesaplayabiliriz. Şöyle ki, n eksi l eksi 1 düğüm sayısını verir. Ayrıca radyal olasılık dağılım grafiğine bakıp kaç tane düğüm olduğunu sayabiliriz. Buradaki iki duruma bakıp onları klasik bakış açısına göre düşünebiliriz. Ki bunu yapmamız doğaldır. Çünkü bu dünyada yaşıyoruz. Ama bu bakış açısı ile atomik boyutta düşünemeyiz. Örneğin, buradaki 3s orbitaline baktığımızda şöyle diyebiliriz. Elektronun burada bulunma olasılığı var diyoruz. Sonra elektronun daha uzak bir yerde bulunma olasılığı var diyoruz. Ayrıca bunların arasında bir düğüm olduğunu, yani bu noktada elektronun bulunmadığını söylüyoruz. Bunu bir düz çizgi üzerinde düşünebiliriz. Bir çizgi çizelim. A noktasından C noktasına gidiyoruz fakat B noktasından geçmiyoruz diyoruz. Böyle düşünmek bizim biraz kafamızı karıştırır. Bu soruya belki de şöyle cevap verebiliriz. Burada çok küçük bir olasılık vardır. Elektron buradan geçebilir ve biz gözleyememiş olabiliriz. Ama bu cevap doğru değildir. Şöyle cevap vermemiz gerekir. Evet, elektronun burada bulunma olasılığı gerçekten sıfırdır. Kısaca, evet, B noktasından geçmeden A noktasından C noktasına gidebiliriz demeliyiz. Bu sizi şaşırtabilir. Ama unutmayın, elektronun dalga özelliği vardır ve bunun üzerinde epeyce konuşmuştuk. Kuantum mekaniksel yoruma göre gerçekten de hem burada hem de orada elektronun olasılık yoğunluğu vardır. Ve bu ikisinin arasında elektron bulunmaz. Eğer duran dalgayı düşünürseniz, mesela burada farklı x değerlerinde genliğiniz olabilir. Ayrıca genliğin sıfır olduğu yerler de vardır. Burada elektronun sadece dalga olduğunu düşünürsek, tanecik özelliğini unutursak o zaman mantıklı olabilir. Aksi takdirde bunu düşünmek çok can sıkıcıdır. Aslında kuantum mekaniğini konuşuyoruz. Burada ne olduğu da tam olarak belli değildir. Özür dilerim, hemen düzeltin. 3 - 0 - 1 = 2 radyal diyorum. Şimdi clicker sorusuna geçelim. Radyal olasılık dağılımı ile ilgili kaç tane düğüm olduğunu ve radyal olasılık dağılımının neye benzediğini bulacaksınız. Burada 5s orbitalinde kaç tane düğüm vardır ve 5s orbitalinin radyal olasılık dağılımı hangi grafiğe benzemektedir? Dikkat edin, radyal düğüm sayısı ile uyumlu olması gerekir. Son 10 saniye. %82 doğru cevap vermiş. Burada 4 tane açısal düğüm olduğunu bilmeniz gerekirdi. 5 - 0 - 1 = 4. Bir soru mu var? Bu grafikleri bilgisayarda çizmek benim için çok zor. Bu iyi bir nokta. Özür dilerim. Grafik çiziminde çok iyi değilim. Evet, 0 noktasında 0 olmalıydı. Fakat çizgileri çok kalın yaptım. Bu yüzden yanlış yaptıysanız özür dilerim. Ama burada 4 düğüm olduğunu görmeliydiniz. Çünkü 5s orbitalinde 4 düğüm var. Ayrıca 0 noktası düğüm olarak kabul edilmez. Grafiği sıfırdan başlatabilseydim iyi olurdu. Doğru cevap en alttakiydi. Radyal olasılık dağılımının genel şeklini çizebilir ve hangisi olduğunu belirleyebilirsiniz. Şüphesiz aralıkları tam olarak belirlemeniz gerekmez ama bunları bağıl olarak karşılaştırabilirsiniz. Evet, soru mu var? Hayır, yok. Eğer gerçek grafiğini görmek istiyorsanız kitabınızdaki bazı örneklere bakabilirsiniz. Bu mesela 6-0'a karşılık gelmez. Olasılık bu tarafa doğru gittikçe küçülür. Ders notlarınıza geri dönebiliriz. Bu clicker sorusunu oradan almıştık. Şimdi p orbitallerini düşünmeye devam edelim. P orbitallerini konuşmak için iki yol var. Ya dalga fonksiyonunun karesini, yani olasılık yoğunluğunu konuşuruz ya da radyal olasılık dağılımını konuşabiliriz. P orbitallerini konuşmak s orbitallerini konuşmaya benzer ama aralarında fark vardır. P orbitalinin L değeri 1'dir ve bu alt kabukta toplam 3 tane orbital bulunur. Manyetik kuantum sayıları m+1 ve m-1 px veya py orbitallerine karşılık gelir. Hatırlarsanız birebir korelasyon yapmamıştık. Çünkü Px ve Py, m artı 1 ve m eksi 1 orbitallerinin doğrusal kombinasyonudur. M eşit 0 ise doğrudan Pz orbitaline karşılık gelir. Px ve Py orbitalleri arasındaki en önemli fark şudur. P orbitalinde açısal momentum vardır. P dalga fonksiyonu gerçekten teta ve fi açısına bağımlıdır. Açısal bağımlılığı buradan kaynaklanır. Şimdi bunlar hakkında konuşalım. Burada göstereceğim şey ders notlarınızda yok. Bu çizelgeyi doğrudan kitabınızdan aldım. Burada farklı orbitallerin dalga fonksiyonları gösterilmektedir. Daha önce de bahsettiğim gibi kitabınızda büyük bir liste vardı. Burada P orbitalinin açıya nasıl bağlı olduğunu göstermek istiyorum. Önce L eşit 0 orbitalini yani S orbitalini göstereceğim. S orbitaline baktığımızda dalga fonksiyonun açısal kısmının bir sabite eşit olduğunu görürsünüz. Hatırlayın, toplam dalga fonksiyonunu radyal ve açısal kısımlara ayırmıştık. Buradaki açısal kısma bir bakalım. 1/4p'nin karekökü var. Açının ne olduğu önemli değil. Çünkü S orbitali açıya bağlı değildir. Tam tersine P orbitaline baktığımızda L eşit 1 olduğu durumda açısal kısma bakarsanız dalga fonksiyonunun ya teta'ya ya fi'ye ya da hem teta hem de fi'ye bağlı olduğunu görürsünüz. Elektronu bir orbital içinde tanımlarken açıya bağlı olduğunu biliriz. Bu şu anlama gelir. S orbitalinin aksine P orbitali küresel simetrik değildir. Çekirdekten belli bir uzaklıkta aynı şekle sahip değildir. Pek çoğunuz P orbitallerinin resmini daha önceden görmüştür. Bundan eminim. Burada bir şeye işaret etmek istiyorum. P orbitalinde 2 tane lob vardır. Bu loblar farklı renklerde gösterilmiştir. Bunların fazları farklıdır. Bazen P orbitaline baktığınızda lobların üzerinde eksi ve artı yazıldığını görürsünüz. Bunlar negatif veya pozitif yük değildir. Dalga fonksiyonlarındaki faz işaretlerini gösterir. Bu faz işaretleri dalga eşitliğinden kaynaklanır. Hatırladığınız gibi bir dalgada artı ve eksigenlikler vardı. Bağ oluşumunda orbitallerin fazları çok önemlidir. 2 tane P orbitali yapıcı girişim yaparsa, diğer bir deyişle girişim yapan lobların işaretleri aynı ise, yani her 2 lob eksi veya artı fazla ise bağ meydana gelir. Tam tersine fazların işaretleri aynı değilse bağ oluşmaz. Özetle şöyle diyebiliriz. 2 tane lobumuz varsa fazları aynı değilse bağ meydana gelmez. Resme tekrar bakalım. Bu 2 lob birbirinden bir düğüm düzlemiyle ayrılmıştır. Burada düğüm düzlemi portakal renkle gösterilmektedir. Bu 2 lobu birbirinden ayıran düzlem üzerinde elektron yoğunluğu bulunmaz. Bu düzlem üzerinde dalga fonksiyonu 0'a eşittir. Bu nedenle dalga fonksiyonunun karesi de 0'a eşit olacaktır. Düğüm düzlemi her zaman çekirdeğin üzerinden geçer. Bu nedenle P elektronlarının çekirdek üzerinde bulunma olasılığı 0'dır diyebiliriz. Dalga fonksiyonu düğüm düzleminden geçerse fazının işareti değişir. Buna dikkatinizi çekerim. Tekrar ediyorum. Burada olasılık yoğunluğu grafiğini kullanabilirsiniz. Psi kareye karşı çizilmiştir. Bu grafikte noktaların yoğunluğu olasılık yoğunluğu ile orantılıdır. 2 Pz orbitaline bakacak olursak elektronun en yüksek bulunma olasılığı z ekseni üzerindedir. Şimdi de bu orbitallerin fazlarına bakalım. Z ekseninin pozitif olduğu yerde fazın işareti pozitiftir. Z ekseninin negatif olduğu yerde fazın işareti negatiftir. Hatırlatırım, bağ oluşumunda bu kavramlar çok önemlidir. Şimdilik çok fazla endişelenmenize gerek yok. Şimdi de Pz orbitalindeki düğüm düzleminin nerede olduğuna bakalım. Burada düğüm düzleminin nerede olduğunu gördünüz mü? Burada düğüm düzlemi ne olabilir? Evet, X-Y düzlemidir. Orada elektron yoğunluğunun olmadığı görülebilir. Benzer şekilde sağdaki polar koordinatlara bakarsak X-Y düzlemi teta açısının 0 olduğu düzlemdir. Diğer bir deyişle buradaki düğüm düzlemi teta açısının 90 derece olduğu yerdeki düzlemdir. Şimdi 2px orbitaline bakalım. Bu olasılık yoğunluğu haritasında en yüksek olasılık x ekseni üzerindedir. X'in artı olduğu bölgedeki dalga fonksiyonu artı fazladır. Bu durumda düğüm düzlemi hangisidir? Evet, YZ düzlemidir. Diğer bir deyişle fi açısının 90 derece olduğu düzlemdir. Burada fi açısını görebilirsiniz. Fi'yi 90 derece döndürün, YZ düzleminin üzerinde oluruz. Burada elektronun olasılık yoğunluğu 0'dır. Son olarak 2py orbitaline bakalım. En yüksek olasılık y ekseni üzerindedir. Y ekseninin artı olduğu bölgedeki lob artı fazladır. Düğüm düzlemi xz düzlemidir. Fi'nin 0 derece olduğu düzlem xz düzlemidir. Düğüm düzleminin ne anlama geldiği hakkında biraz daha özele girelim. Düğüm düzlemi kavramının nereden geldiğine bakalım. Düğüm düzlemleri açısal düğümlerin bulunduğu yerlerdir. Radyal olasılık yoğunluk diyagramında radyal düğümlerden bahsetmiştik. Ayrıca açısal düğümler de vardır. Açısal düğümler dalga fonksiyonunda teta veya fi açısının değerleri ile ilgilidir. Bu düğüm düzlemlerinde psi kare veya olasılık yoğunluğu 0'dır. Daha önce belirttiğim gibi radyal düğümler dalga fonksiyonu veya dalga fonksiyonunun karesinin 0'a eşit olduğu r değerleridir ve dalga fonksiyonunun radyal kısmı ile ilgilidir. Halbuki şimdi açısal düğüm için dalga fonksiyonunun açısal kısmını konuşacağız. Aslında iki tip düğüm vardır ve her ikisini de hesaplayabiliriz. Bir orbitaldeki hem toplam düğüm sayısını hem de her bir düğüm sayısını ayrı ayrı belirleyebiliriz. Toplam düğüm sayısı baş kuantum sayısı eksi 1'e eşittir. Açısal düğüm sayısı ise L değerine eşittir. Örneğin P orbitalinde bir tane açısal düğüm vardır. Çünkü P orbitalinin L değeri 1'dir. Radyal düğüm sayısını son kez veriyorum. N eksi L eksi 1'e eşittir. Bu eşitlikleri her zaman kullanabilirsiniz. Toplam düğüm sayısını biliyorsanız, açısal düğüm sayısını biliyorsanız, geride kaç tane radyal düğüm kaldığını bulabilirsiniz. O zaman bu eşitliği hatırlamanıza gerek kalmaz. Birkaç örnek yapalım. Hesaplaması çok kolaydır. Bir orbitalde kaç tane düğüm olduğunu ve türlerini bulabiliriz. Mesela 2s orbitalinde toplam düğüm sayısı nedir? Evet, 1. 2 eksi 1 eşit 1. Açısal düğüm 0'dır çünkü L eşit 0'dır. Radyal düğüm sayısı 2 eksi 1 eksi 0 eşit 1'dir. Yani bir tane radyal düğüm vardır. Genel olarak bütün s orbitallerinde toplam düğüm sayısı radyal düğüm sayısına eşittir. Çünkü s orbitallerinde L eşit 0'dır. Yani s orbitallerinde açısal düğüm yoktur. Şimdi p orbitallerine bakalım. 2p orbitalinde kaç tane düğüm vardır? Evet, bir tane. Çünkü 2 eksi 1 eşit 1'dir. Toplam düğüm sayısı 1'dir. L eşit 1 olduğu için bir tane açısal düğüm vardır. Geride kaç tane radyal düğüm kalır? 0 radyal düğüm. 2p orbitalinde bütün düğümler açısal düğümdür. Bir tane daha yapalım ve 3d orbitaline bakalım. Şimdi radyal düğümler hakkında bir clicker sorusu soracağım. Hidrojen atomunun 3d orbitalinde kaç tane radyal düğüm vardır? Son 10 saniye. Pekala, çoğunuz doğru yapmış. Bu bir alt kabuktur. Bir tane olduğunu düşünebilirdiniz. Bunu şimdi tahtada yapalım. 3D orbitalimiz var. N eksi L eksi 1. N kaçtı? 3. L kaçtı? 2. 1 eşit 0. 3D'de radyal düğüm düzlemi yok. Bunu her bir orbital için hesaplayabiliriz. Özellikle radyal düğümler için hesapladığımızda biraz daha ileri gideriz ve radyal olasılık dağılım grafiğinin nasıl çizeceğimizi düşünürüz. Bunu S orbitali için yaptık. Şimdi P orbitali için yapacağız. Öncelikle kaç tane düğüm olduğunu hesaplamamız gerekir. Sonra grafiğin genel şeklini çıkartabiliriz. S orbitalleri ile P orbitallerinin radyal olasılık diyagramlarını mukayese edelim. Böylece bazı bilgiler elde etmiş oluruz. Burada gördüğünüz gibi 2S orbitalinde bir tane radyal düğüm vardır. Buna karşılık 2P orbitalinde yoktur. Burada bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. 2S orbitalinin en olası yarıçapına bakarsanız 2P orbitaline göre çekirdekten çok daha uzak olduğunu görürsünüz. Şunu söyleyebiliriz. 2P orbitali 2S orbitalinden daha küçüktür. Şimdi bunun ne anlama geldiğini düşünelim. Şüphesiz bunu klasik terimlerle konuşamayız. Ama şu anlama gelebilir. Elektronun bulunma olasılığı 2P orbitalinde çekirdeğe daha yakındır. 2S orbitalinde bulunsaydı çekirdeğe daha uzak olurdu. Şimdi de 3S orbitaline bakalım. Daha önce bakmıştık ve 2 tane radyal düğümü olduğunu bulmuştuk. Şimdi de 3P orbitaline bakalım ve 1 tane radyal düğümü var. Bunu da daha önce hesaplamıştık. Şimdi de 3D orbitaline bakalım. Düğüm düzlemi yoktur. Gördüğünüz gibi şekilleri hep aynı. 3D orbitalinde en olası yarıçap 3P orbitalinden daha küçüktür. 3P orbitalinin en olası yarıçapı ise 3S orbitalinden daha küçüktür. Eğer bu grafikleri mukayese ederseniz iki şey gözünüze çarpar. Düşünmemiz gereken ilk şey şudur. Baş kuantum sayısı veya n değeri arttıkça yarıçap veya en olası yarıçap nasıl değişir? Mesela n eşit 2 kabuğundan n eşit 3 kabuğuna geçerken yarıçap nasıl değişir? Grafiğe bir bakalım. 2s orbitalindeki 6a0 değerinden 3s orbitaline geçerken yarıçap yaklaşık 2 kat artmaktadır. Yani n arttıkça orbitalin boyutu artmaktadır. Tekrar edeyim. Burada olasılığı konuşuyoruz. Klasik anlamda mutlak olarak bahsetmiyoruz. Fakat genellikle grafikte görüldüğü gibi n arttıkça çekirdekten daha çok uzaklaşılır. Dikkatimizi çeken ikinci şey şudur. L arttıkça ne olur? Yarıçap nasıl değişir? Özellikle belli bir kuantum sayısında L arttıkça ne olur? N sabit tutulduğunda L değeri arttıkça boyut azalmaktadır. Diğer kavram ile tezat bir durum var. Burada en olası yarıçapın çekirdekten ne kadar uzak olduğunu düşünmüyoruz. Tam tersine bir elektronun çekirdeğe ne kadar yakın olduğunu düşünüyoruz. Buradaki grafiklere bir bakalım. Bu grafiklerde L değeri gittikçe artmaktadır. Sırasıyla 3S, 3P ve 3D orbitallerinin grafiklerini görüyoruz. Görüldüğü gibi 3S orbitalinin çekirdeğe çok yakın bir yerde kaydedeğer bir olasılığı mevcuttur. Bunu daire içine aldım. Buna göre 3S orbitali 3P orbitaline göre çekirdeğe daha yakındır. P orbitali de D orbitaline göre çekirdeğe daha yakındır. S orbitalinin boyutu P orbitalinden hala daha büyüktür. Ama S orbitali çekirdeğe daha fazla nüfuz eder. Girginliği daha fazladır. Çekirdeğe çok daha yakın bir yerde bulunma olasılığı vardır. Ve bu olasılık gerçekten ihmal edilemez. Bunun sonucu şudur. Çok elektronlu atomlarda elektronlar birbirini çekirdeğin çekim gücüne karşı perdeler. Yani S orbitalindeki elektronlar daha az perdelenecektir. Çünkü çekirdeğe daha yakındır. Çünkü çekirdeğe çok daha yakın bir yerde bulunma olasılığı vardır. Bu nedenle diğer elektronlar tarafından perdelenemez. Bu kavram çok elektronlu atomlarda çok önemlidir. Burada bir zıtlık vardır. S orbitali daha büyük olduğu için bu orbitaldeki elektronların çekirdekten daha uzakta olması beklenir. Ama bu orbitaldeki elektronlar çekirdeğe daha çok yaklaşırlar. Çünkü gerginlikleri daha fazladır. Sanırım artık çok elektronlu atomlara geçmeye hazırız. Schrödinger eşitliğinin relativistik versiyonunu çözdüğümüzde ne olacağını göreceğiz ve birden çok elektronları tartışacağız. Çok elektronlu atomlarda aslında dördüncü bir kuantum sayısından bahsetmemiz gerekecek. Buna elektron spin kuantum sayısı denir. Söz veriyorum, bu bahsedeceğim son kuantum sayısı. Spin-minded kuantum sayısı ms ile gösterilir. Böylece ml'den farklandırılmış olur. Schrödinger eşitliğinin relativistik uyarlamasını çözdüğümüzde manyetik spin kuantum sayısı için iki olası değer ortaya çıkar. Biri +1/2'dir ve yukarı spini gösterir, diğeri -1/2'dir ve aşağı spini gösterir. Burada iki farklı çizim görmektesiniz. Spin kuantum sayısının ne olduğu hakkında bize biraz fikir verebilir. Spin, elektronun kendine has bir özelliğidir. Her taneciğin kendine has veya özgün bir özelliği olabilir. Söz gelimi kütle özgündür, yük özgündür. Spin de özgün bir özelliktir. Bunu düşünmek için klasik bir benzeşme yapabiliriz. Spini elektronun kendi ekseni etrafında dönmesi şeklinde resmedebiliriz. Gördüğünüz gibi kendi ekseni etrafında dönerken saat yönünde dönerse yukarı spin, zıt yönde dönerse aşağı spin deriz. Aslında spin için iyi bir klasik benzetme yoktur. Spini gerçekten bu şekilde düşünemeyiz. Fakat bize bir fikir verebilir. Teknik olarak orada ne olduğunu kesin olarak bilmemiz mümkün değildir. Ama bu benzetme spinin önemli bir özelliğini tarif etmeye çalışır. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Spin orbitalden bağımsızdır. 3 kuantum sayısı kullanarak bir orbitali tamamen tanımlayabiliriz. Ama elektronu tanımlamak için dördüncü bir kuantum sayısına ihtiyaç duyulur. Bu spin kavramıdır. Spin ya -1/2 ya da +1/2 olacaktır. Biraz da güncelden bahsetmek istiyorum. Çünkü spin fikrinin nereden geldiği çok ilginç bir hikayedir. Aslında ilk kez iki genç bilim adamı tarafından George Uhlenbeck soldaki ve Samuel Goldschmidt sağdaki tarafından önerilmiştir. Ortadakinin kim olduğunu hatırlamıyorum. Spin'i keşfederek hiçbir şeye sahip olamadılar. Resimde gördüğünüz gibi oldukça genç bilim adamlarıydı. Sanırım bu resim 4. kuantum sayısını keşfettikten 2 yıl sonra çekilmişti. Kendinize yakın bir arkadaşınızla bu yaşlarda benzer durumda hayal edebilirsiniz ve bu tür gözlemler yaparken düşünebilirsiniz. 4. kuantum sayısını sodyum atomunun emisyon spektrumunu incelerken keşfettiler. Sodyumun emisyon hatlarının frekansları şimdilerde biliniyor ve bunları kolayca hesaplamamız mümkün. Fakat bunlar 1925'te oluyordu. Bu iki arkadaş ne beklediklerini biliyorlardı. Söz gelişi spektrumda tam bu noktada tek bir hat veya tek bir frekans görmeyi umut ediyorlardı. Bu frekansta bekledikleri çizgiyi gerçekten de gözlediler. Burada noktalı çizgilerle gösterdim. Fakat aslında iki hat gördüler. Bir tanesi beklediklerinden biraz daha yüksek, diğeri beklediklerinden biraz daha düşük frekanstaydı. Bunu spektroskopi terimleriyle ifade edecek olursak buna ikili veya dublet adı verilir. Bu frekansların orta noktası bekledikleri frekanstı. Fakat iki ayrı frekansa yarılıyordu. Yaptıkları gerçekten çok şaşırtıcı bir gözlemdi. Onlar için çok sürpriz oldu. Bu durum elektronların kendine has bir özelliğinden kaynaklanmış olmalıydı. Çünkü bu frekans orbitalin enerjisine dayanıyordu ve tek frekans vermeliydi. Bunun ikiye yarılması elektronun bir özelliğinden gelmeliydi. Şimdilerde buna aşağı spin, yukarı spin diyoruz. Fakat o zamanlarda bunun bir adı yoktu. Sadece tamam, dördüncü bir kuantum sayısı var. Elektronun kendine has bir özelliği olmalı dediler. Hikaye tatsız olmaya başladı. Fakat aynı zamanda ilginç. Gözlemlerini ayrıntılı olarak yazdılar ve yayınladılar. Bunları impact faktörü düşük bir dergiye verdiler. Sanırım Fransa'da yayınlanıyordu. O zamanlar bu fikir bilim dünyasına hiç çarpıcı gelmedi. Gözlemleri hakkında ne düşündüklerini açıklamamışlardı. Sadece gördüklerini yazmışlardı. Oldukça genç bilim adamlarıydı. Şüphesiz beklediğiniz şeyi yaptılar. Ki bu mantıklıydı. Ve kendi alanında çok tecrübeli bir bilim adamına gittiler. Çünkü tamamen radikal ve devrimsel fikirleri vardı. Dördüncü kuantum sayısını açıklamadan ve bir makalede yayınlamadan önce birisine danışmaya karar verdiler. Konuşmak için seçtikleri kişi Wolfgang Pauli'ydi. Resmini burada görmektesiniz. 5 dakika öncesine kadar kaç kişi Goldschmidt adını duymuştu? 2 kişi. Peki. Pauli'yi kaç kişi duydu? Pauli'nin dışarılama ilkesini kaç kişi duydu? Okey. Pauli biraz daha meşhur gibi görünüyor. Burada da gördüğümüz gibi. Onlar fikirlerini Pauli ile tartıştılar. Pauli bu fikrin tuhaf ve değersiz olduğunu, hatta saçma olduğunu söyledi. Eğer ileri gidip yayınlamaya kalkarlarsa bilimsel kariyerlerini riske atacaklarını ifade etti. Evlerine geri dönebilirlerdi. Çünkü herkes saçma olduğunu düşünecekti. Söylediklerine kimse inanmayacaktı. Bu aptalca bir fikirdi ve kısaca görüşme bitmişti. Diğer disiplinlerde olduğu gibi kimyada da her çeşit bilim adamı var. Farklı kişiliklerde insanlar var ve ne yazık ki Pauli çok kibirli bir insan olarak bilinirdi. Ayrıca başkalarının bilimsel fikirlerini kendi fikriymiş gibi alma özelliğine sahipti. Hikaye devam ediyor. Goldschmidt daha kapıyı hızla çarpıp çıkarken Pauli dördüncü kuantum sayısı fikrini bilimsel makale olarak yazmaya başlamıştı bile. Aslında bazı geliştirmeler de yapmıştı. Yetenekli bir düşünürdü. Kavramı bu iki genç bilim adamının yapabileceğinden çok daha anlaşılır bir şekilde ifade etti. Fakat şimdi olay aydınlığa kavuştu. Spin kuantum sayısı fikrini ilk bulan kişiler olarak iki bilim adamı büyük övgüler aldı. Bir keşfin kendisi kadar bu keşiflerin politik arka planı hakkında düşünmek de ilginçtir. Bunu Nobel ödüllerinde bol miktarda görürsünüz. Nobel ödülü alan kişilerin arkasında genellikle ilginç küçük hikayeler ve küçük skandallar vardır. Pauli çok meşhur oldu. Pauli dışarılama ilkesiyle tanındı. Bu ilke bize bir atomda 2 elektron aynı 4 kuantum sayısına sahip olamaz der. Bunun ne anlama geldiğini bir düşünelim. Bir dalga fonksiyonu alırsak, onu n, l ve ml kuantum sayıları ile tanımlarsak sadece bir orbitali tam olarak tanımlamış oluruz demektir. Tam tersine bir dalga fonksiyonu alırsak, onu n, l ve ml ayrıca spin kuantum sayıları ile tanımlarsak neyi tanımlamış oluruz? Bir elektronu. Böylece bir orbital içindeki tek bir elektronu tam olarak tanımlamış olduk. Bu önemli bir farktır. 3 kuantum sayısının bize ne söylediğine karşılık, 4. kuantum sayısının bize hangi bilgiler verdiği arasında önemli bir fark vardır. Her atomda bir orbitalde bulunacak elektron sayısını 2 ile sınırlamalıyız anlamına gelir. Çünkü bir orbitalde bir elektron ya yukarı spinlidir ya da aşağı spinlidir. Örnek olarak neon atomuna bakalım. Neon atomunda 10 elektron vardır. Ekranda bu orbitalleri görüyorsunuz. Size aşina gelebilir. Şunu düşünmek önemlidir. Niçin 10 elektronun tamamını temel hale koymadık? Niçin elektronların hepsi en düşük enerjili orbitale gitmek istemiyor? hepsi tabii ki en düşük enerjili orbitere gitmek ister. Ama bunu yapamazlar. Çünkü Pauli dışarılama ilkesi izin vermez. Bu ilkeye göre bütün elektronlar 4 farklı kuantum sayısına sahip olmalıdır. Bu nedenle sadece ikisinin 3 kuantum sayısı aynı olabilir. Çünkü MS için sadece 2 seçenek vardır. Şimdi bir clicker sorusu soralım. Pauli dışarılama ilkesi hakkında düşünelim. Biraz önceki soruya benziyor ama aynı soru olmadığını göreceksiniz. Son 10 saniye. Çok iyi. Çoğunuz doğru yapmış. 4 farklı olasılık olacağını fark etmiş. İkinci en yüksek yüzde hala cevabın 2 olduğunu düşünüyor. Unutmayın, bu problemi sınıfta daha önce çözmüştük. Fakat orbitaller hakkında konuşmuştuk. Burada bu 3 kuantum sayısına sahip 2 farklı orbital var. Fakat elektronlar hakkında konuşacak olursak ayrıca MS'den bahsetmemiz gerekir. 2 orbitalimiz varsa toplam kaç tane elektron olmalıdır? Evet, 4 elektron. 2 orbital ve 4 elektron bu kuantum setine sahip olabilir. Problem setinizde bunlara dikkat edin. Bazen kuantum sayısı seti verilerek orbital sayısı sorulur, bazen de kuantum sayısı seti verilerek elektron sayısı sorulur. Önce soruyu dikkatle okuduğunuzdan emin olun ve ikisi arasındaki farkı fark edin. Bugünlük hepsi bu kadar. Cuma günü derse çok elektronlu atomların dalga fonksiyonlarını anlatarak başlayacağım.